Çamdal Tarım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Musa. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağ olun. Ben de iyiyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu videoyu Kütahya'dan Ahmet Öz Yaşar abim için çekiyorum. Yani o böyle bir video rica etti benden. Onun için çekiyorum. Ahmet abimle biz bir kışın bir ara bir konuşmuştuk. Kendisi normalde sağlıkçı da bir birkaç parça yeri varmış. Oranın sürüm şekliyle ilgili bana birkaç bir şey sormuştu. E, kendisine o konuda yardımcı olmuştu ve daha sonrasında bana şöyle bir tavsiyede bulundu. Hani dedi ki e, sürüm yaparken de sürüm yapmadan önce dedi videoyu çekiyorsunuz dedi. Daha sonra dedi sürüm yaparken de çekiyorsunuz ama dedi en son dedi, tarla bittikten sonra dedi hani göstermiyorsunuz dedi sonucun dedi nasıl olduğunu dedi. Benden öyle bir ricada bulundu hani bir sürüm bittikten sonra da bir video çeker misin diye. Ben de bugün Böyle haftan bir çökekle bir tarlamız vardı. Yani böyle yukarıdan görünecek şekilde bir tarla. Ona istinaden çekmek istedim. Buradan Ahmet abi de izler Ahmet abim de ona da selam olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere tam evlek aldığım yerde duruyorum. Hani evlek nedir diye de sorarsanız sağ üstten onunla ilgili olan videoyu da kart olaraktan korup oradan çıkar tıklayıp izleyebilirsiniz gördüğünüz üzere zaten şu ortadan giden evle buradan aldım. Daha sonrasında ise işte sağ sol sürdüm. Daha sonrasında ise işte arkadaşlar kenarlardan başladım. Bir kenara, bir ortadakine devam ettim. Bu tarafta aynı şekilde. Kenara, ortaya. En sonunda zaten orada gördüğünüz üzere ara hatlardan da sürüm bitti. Biz burada arkadaşlar dönerekten sürüm yapmıyoruz. Yani dışlara veyahut da evle kalaraktan Sürüm yapıyoruz. Daha sonrasında ise baş taraflarda kalan kısımlara da yastık dediğimiz, yastık başı dediğimiz olay, orada kalan ham yerlere de sürülmemiş yerlere de yastık başı giderekten sürümü bitiriyoruz. Da şöyle yavaştan aşağı doğru da inelim size de o yastık başı dediğimiz olay da göstereyim. Zaten güzel güzergahı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel da gidip geldik. Daha sonrasında ise bu şekilde yastık başında gittik. Şimdi bu tarafa doğru dönersem güneşten büyük ihtimalle görmezsiniz. Yani tarlanın da son halinde böyle göstermiş olayım. Sizlere de. Ahmet abim için de bir ekstradan bir öngörü olur. Ben elimden geldiğince arkadaşlar son hatları e, piston orta kol kullandığım için birazcık kaldırırım ki fazla oyulmasın diye. Daha sonrasında kapatması zor oluyor. Yani bunu bilen kapatması zor da isterseniz birazcık düzelsin diye hem yuka vurdum hem de birazcık arka tarafı kaldırdım. O şekilde daha sonrasında kazaya ile sağlı sollu gittiğim zaman bayağı bir kapatır. Kapamadığı zaman zaten arkadaşlar burada mübzele gittiğiniz zaman hep dışında kalıyor. Bu aralar dışında kaldığı için attığınız tohum çimlenmiyor. Ondan dolayı yani zararı o şekilde görüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar vardı. Ee, videoda diğer videoda yorum yapmışlardı. Ee, bir tane kardeşimiz demişti ki abi biraz daha gaz versen daha iyi kapatır diye hatların arasını. Ee, buradan o arkadaşın hani yorumuna şöyle cevap vereyim. Zaten yorumuna da cevap yazdım ama e, işi bilen bir arkadaş. Yorum içinde buradan ona teşekkür ediyorum. Şuradan zaten arkadaşlar belli oluyor. Tam olarak da şurası. Hani görüyorsunuz bak. Burada hatlar hep yamulmuş. Onun sebebi ise taban taşı. Ve diğer şu karşı tarafta kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum da. O tarafta aynı şekilde taban taşı mevcut. Diğer bir taraftan bu dip yastık başı gittiğim yerlerde taban taşı mevcut. Yani ondan dolayı gaz veremiyoruz. Yani Düz tarla olduğu zaman hatların ara açıklığı iyidir. Zaten ziraat şöyle bir öneride bulunuyor. Hatların arası açık kalsın diyor. Yani bunun sebebi ise toprağın daha iyi yanması için böyle bir öneride bulunuyor. Yani şu anki sürüm bile yani hatlar birbirine çok yakın olmuş oluyor. Tabi biz birazcık tarlanın düzeni bozulmasın diye engebe olmasın diye elimizden geldiğince kapattırıyoruz. Yani birbirinden farklı olmaması için uğraşıyoruz. Ama tabi gene de ister istemez kalıyor. Düz tarla olunca çok bir şey kalmıyor. Yani ayarlı oluyor ama eğimli araziye girdiğiniz zaman her iki tarafı da düşünmeniz gerekiyor. Yani yukarı doğru döndürmeyi de düşünmeniz gerekiyor. Aşağı doğru döndürmeyi de düşünmeniz gerekiyor. Şimdi yukarı doğru giderken tam kapatsın diye pullu çektirirsem bir sefer aşağı doğru döndürdüğü zaman diğer alttaki hatın üstüne bayağı bir yani atıyor toprağı. Ondan dolayı ortası aşağı doğru giderken hafiften atıyor Yukarı doğru giderken de birazcık boşluk kalıyor. O şekilde sürümü yapıyoruz. Diğer bir taraftan Yozgat'tan Levent Özel kardeşim var. Ee, sağ olsun bir videosunda benim kanalıma da yer vermiş. Buradan buna da teşekkürlerimi sunuyorum. Siz de arkadaşlar eğer ki izlemek isterseniz Levent kardeşim de aynı şekilde benim gibi vloglar çekiyor. Kullandığı traktörler Kral 7056 ile TD90. Güzel videolar çekiyor. Yozgat bölgesinde bu işle uğraşıyor. Tarım işiyle. Aynı zamanda bir tane de kepçesi var. Onunla da yani biz kepçe deriz bu. JCB dediğimiz tarz yükleyeceğim de arkasında bek olan kepçeler. Onunla ilgili de videolar çekiyor geliyor onunla ilgili de videolar. İzlemek isteyen arkadaşlar e, yorumlar kısmından Levent kardeşimin yorumunu en üstte sabitleyeceğim. Oradan kanalına da ulaşabilirsiniz. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle bir tarlanın da son durumunu göstermiş olayım sizlere de. Merak ettiğiniz şeyler arkadaşlar yorumlar kısmından belirtirseniz onunla ilgili de videolar çekerim elimden geldiği kadar. Yani böyle daha öncesinden istekte bulunanları tabii ki de iş zamanı geldiği zaman elimden geldiği kadar çekiyorum ama iş bittikten sonra video isteyenlere maalesef ki çekemiyorum. Yani şu anda benim bir nadas olaraktan büyük ihtimalle bu videoyu yayınladıktan sonra bir 5-6 günlük bir işim kalmış olur. Yani daha sonrasında izleyen arkadaşlar böyle bir istekte bulunursa nadasta mecbur bir sonraki seneye ancak ki nadasla ilgili videolar çekebilirim. Yani o yüzden hani attığım hemen bir iki gün içinde yani video yaptıktan sonra bir iki gün içinde yorum kısmından belirtirseniz eğer yani çekebilirim. Ama aradan bir hafta 10 gün 20 gün geçtikten sonra izleyip de bu tarz video isteyen arkadaşlara maalesef ki çekemem. Şimdilik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız videolardan ilk haberdar siz olursunuz. Aynı zamanda da videoları da beğenin ki arkadaşlar daha çok kitleye ulaşabilelim. Tekrardan arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere